İyi akşamlar sevgili Çel TV izleyenleri ve radyoları başında bizleri dinleyen Radyo Klas'ın değerli izleyenleri, dinleyenleri, hemşehrilerimiz. Bir Buzdağı programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu çarşambada Abdullah Çelik'le, Memur Sen Mersin Şube Başkanı aynı zamanda ama Buzdağı'nın programcısı artık bundan böyle. Bir ayı tamamladık başkan. Evet, hızlı beşinci bir programımız şekilde, oldu. Beşinci program oldu, bir ay bitti. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben de tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyi, gerçi ülkenin ve dünyanın gündemi söz konusu olduğunda çok da iyiyiz diyemiyoruz ama alışkanlıktan artık iyiyiz diyoruz. Yani belki de moral vermek istiyoruz. En çok ihtiyacı olduğu bir an yaşanıyor herhalde Mersin'dekiler için de, Türkiye için de. Moral artırıcı haberler. Bugün Başbakan'ın bir konuşmasını dinledim. Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun. Orada il başkanlarıyla ilgili toplantısıydı herhalde. Diyor ki işte bu kadar gelmişken iyi bir şeyler de söyleyelim diyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, yani etrafımızda ateş çemberi var dediğimiz bir şekilde günler, tarihi günler yaşanırken ekonomide güven endeksi falan artmış. Enflasyon beklentileri düşmüş. Yani ki ekonomi hemen herkesi ilgilendiren bir konu. Öğrencisinden emeklisine kadar. İyi şeyler de var aslında. Morale de ihtiyaç var ama hakikaten çok da iyi değiliz. Dün akşam Forum Alışveriş Merkezi'ne gittim. Ama bunu özellikle gittim aslında. Daha önce geçen hafta programda biraz bahsetmiştik. Şimdi asılsız şeyler çıkıyor. Yani bir durum var. Hani derler ya güleriz ağlanacak halimize hesabı. Asılsız ihbarlar, işte asılsız spekülasyon olacak şekilde dedikodular. İşte demiştik forum boşaltılıyor falan. 10'da açılacak yerin 8'de boşalttırıyorlar daha sabahın erkeninde falan. Girdim, bir saate kadar kaldım yani içeride. Özellikle içeride kaldım. Yani güvenlik açısından tedbirler çok fazla alınmıştı. Ama alınırken de çok eskiye gittik. Sanki böyle bir sıkı yönetim hali varmış gibi. İçeride polisler geziyor. Tenha. Eskişehir'den çok şey kalmış. Aslında bunu hep beraber sahiplenip bu moral verici hareketlere girmemiz lazım. Ha, bu konuda bedel ödenecekse ola ki o da ödenmesi lazım. Çünkü farkında olmadan hepimizi belki olay olarak etkilenmiyoruz. Yani bir patlama olmadı çok şükür şu ana kadar emniyet güzel tedbirler alıyor ama bu panik havasıyla oradaki iş yapan esnafların hepsi iş yapamıyor. Kimse çarşıya pazara çıkmıyor. Böyle bir ortam oluyor. Bunlardan kaçınılması anlamında kendimce böyle bir girişim yapmıştım ama biraz benim de moralim bozuldu yani o tablodan. Yani güvenlik açısından tedbir almak güzel ama böyle bir tabloya da imza atmak hoş değil diye düşünüyorum. Tabii ne yapılabilir tersi, bu da tartışılabilir ama en azından güçlü durulabilir, dik durulabilir yani. Kesinlikle öyle olmalı, dik durmalıyız. Terör bizi yıkamamalı bu manada gerçekten de. Aramıza böyle mesafeler koymamalı. Her gün gittiğimiz yerlerle aramızı açmamalı. Ben mesela sırf ben de sizin gibi düşünüyorum. Tepki olsun diye hafta içi birkaç görüşmemi forumun oradaki çeşitli kafelerde gelin orada bir çay içelim, orada çay içelim diye birkaç randevumu oraya verdim hatta. Sırf oraya gidelim, insanlar şey yapmasın, insanlar korkmasın, insanlar orada bir canlılık olduğunu görsün, bir canlılığı hep beraber oluşturalım. Şehirde bir canlılığı oluşturalım. Burada bir yanlışlık yok gerçekten. Oraya gittiğimde ben de çok üzüldüm gerçekten de. Bakıyorum manzaraya, terk edilmiş bir yer, daha düne kadar cıvıl cıvıl olan yeri. Şimdi sebepsiz yere aslında terk ediyoruz. Niye sebepsiz yere diyorum? İşte olan dünyanın önemli başkentlerinde bombalar patladı. İşte Paris'te, Brüksel'de, Ankara'da, İstanbul'da terörü yaşıyoruz, terörü hissediyoruz. Ve terörün bunu yapan teröristlerin beklentisine uygun davranmamamız gerekiyor aslında. Hayatlarımızı normal seyrinde devam ettirmemiz gerekiyor. Acımıza sahip çıkarak bunu yapmamız gerekiyor. Bu manada şehri boşaltmamamız gerekiyor. Evlerimize hapsolmamamız gerekiyor gerçekten. Biz buradayız. Sizden korkan sizin gibi olsun diye bir hashtag açılmıştı Twitter'da. Evet. Top tweet olmuştu zaten. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yani korkuyu içimize salmalarına izin vermememiz gerekiyor. Korkmuyoruz çünkü gerçekten de.
Yani yapılanlara bakıyoruz. Yapılanlar insanlık dışı şeyler gerçekten. Sembolo bebek arabaları Ankara'da da Brüksel'de de görüldü, çekildi. Yani bunlar canilik gerçekten. Terörün artık hangi alfabenin hangi harflerini alırsa alsın. PKK, DHKPC, DAEŞ, IŞİD adı ne olursa olsun bunlara lanetliyoruz. Bunların amacına hizmet edecek şekilde de davranmamaya çalışıyoruz herkesi. Şu da var. Bakıyoruz şimdi sosyal medyaya. Sosyal medyaya bakarsanız zaten özellikle Twitter'da sanırım Türkiye'deki bazı insanlar Twitter'da yaşıyorlar. Twitter'ı gerçek zannediyorlar. Twitter'ı sokak zannediyorlar. Oysa böyle bir şey yok. Orada top tweetlere baktığımızda, listeye baktığımızda bu ülke insanının gündeminde olmayan şeyler gerçekten. Suni gündemler oluşturuyor, bir algı yönetimine hizmet ettiriliyor. Bu hesaplardan orada bazı şeyler liste başı yapılmaya çalışılıyor. Ama bizim halkımızın gündeminde esasen öyle şeyler yok. Oraya gündem olan çoğu şey de yok. Bazıları var elbette. Ama oluşturmaya çalışan bu algıyı şehrimize, kentimize, kendimize, alışveriş merkezimize, parkımıza, sokağımıza sahip çıkarak, bırakmayarak terörün amaçlarına ulaşmasını hep birlikte engellemeliyiz diye düşünüyorum. Ben size katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben siz orada şehre sahiplenmeliyiz derken bir şey de altını çizmek istiyorum izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için. Form alışveriş merkeziyle alakalı konuştuk. Ama bu yani bir yerle ilgili özellikle değil, yani şehir genel anlamda tüm yani form alışveriş merkezini veyahut daha kipa diyebiliriz buraya, çarşı merkez diyebiliriz. Ama asıl olan tüm şehri, başkan güzel söylediniz yani o anında, sokağımıza, her tarafımıza yani hareketliliğimizden, sahiplenmemizden, yani rutin faaliyetlerimizden kesinlikle vazgeçmemeliyiz. Elbette tehdit olacak, vardır. Buna karşı tedbirler de olabilir. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Mesela şimdi bu bir yandan da sizin de söylediğiniz gibi algı yaratmak adına söyleniyor ama işte şu filan diyor, araç diyor. Araç, o araç gelse şurada formun önünde durduğu anda orada patlayacak olsa orada ne yapabilir ki? Hangi tedbir alabilir orada? Alamaz. Yani alamaz. Yapacak bir şey yok yani o anlamda yani. Evet. Ama orada zaten o plakayla, araçla ilgili tedbir alacak olan kurum, emniyetin ilgili teşkilatlardır. Bunlar sivildir. Emniyet 3 kişinin resimlerini dağıttı biliyorsunuz, evet, basına. Evet. Ve 3'ü de yakalandı diye biliyorum. Ben. Evet. 3 aranan, evet, bombacı ya da belki de, evet, onlar değilse bile yakalandı. Dün bu haber geçti. Aranan 3 kişi yakalandı, bombacı. Evet. Suriye sınırından gelen 10 kişilik bir ekip yakalandı. Şimdi bir tanesi canlı bomba. Yani canlı bomba, evet. Yani emniyet çalışmaları yürütüyor. Biz burada geçen hafta da söylemiştim. Devletimize ve kurumlarına güveniyoruz. Bunu iyice söylememiz gerekiyor ya. Kesinlikle. Yani şimdi emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz aciz değil ki yani, çok şükür. Ancak kahpece şeyler olursa, ki belki de dünya tarihinde bir ilke imza atıldı. O Diyarbakır, Sur'da, Mardin'de, şu anda Hakkari, Yüksekova'da devam eden, Nusaybin'de devam eden operasyonlarda da görüldü ki çok önemli şeylere imza atıldı. Şehitler verildi ama genelde şehitlerin veriliş şekline bakıldığınız zaman da tuzakvari girişimlerle oldu. Ya burada güvenlik güçleri her türlü tedbiri alıyor. Bunu hissediyoruz yani. Hatta biraz abartılı gelecek şekilde bile alıyor. Yani o tedirginlik olduğumu ifade ettim. Yani geçmişte 12 Eylül öncesi günlerdeki şeyler gözüme geldi bir an böyle. Bundan hızlı bir şekilde uzaklaşmanın bir yolu da bu. Ha bizler ne yapabiliriz? Bulunduğumuz her ortamda, statüde, görevimizde, mesleğimiz neyse, bir aracın bilmem plakasını takip etmekten ziyade terörün ne kadar kötü bir şey olduğunu gençlere sahip çıkarak, başta kendi çocuklarımız olmak üzere, terör gerçeğinin kime hizmet ettiğini, getirisini götürüsünü kendimizce anlatabilerek, yani yanlış yerlere gençlerin kaymasını önleyebilmek, bu çok önemli. Çünkü zaman zaman yakınlarıyla konuşuluyor işte o canlı bombaların veya işte teröristlerin, işte çok sessiz sedasız şey biriydi, hiç beklenmezdi falan gibi şey yapılıyor ama kandırılmış oluyor. Gene de onlara da baktığımız zaman işte evde problem olmuş, uzaklaşmış bir şekilde kayıp ilanları verilmiş gibi profiller oluyor ama böyle olarak daha güzel tedbir alırız diye düşünüyorum. Şimdi ben buraya bir şey ekleyeyim. Konuyu şöyle bağlayalım. Biz geçtiğimiz hafta iki önemli günü yaşadık. Bu iki önemli günden birincisi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü tüm yurtta birlik, beraberlik, kardeşlik
Çin'de kutladık. Aslında terörü nasıl yeneriz'in panzehri elimizde. Evet. Çanakkale ruhuyla bunu yenebiliriz. Evet. Çanakkale ruhu önümüzde duruyor. Nedir bu Çanakkale ruhu? Ülke söz konusu olduğunda, vatan, millet, ezan, bayrak söz konusu olduğunda bu ülkede yaşayan herkes, bu topraklara ayağını basan herkes gözünü kırpmadan seve seve bu ülkenin bu değerleri için şehit olmuştur, canını vermiştir. Orada Türk yoktur, Kürt yoktur, Arap yoktur, Çerkez yoktur. Orada yek vücut olmuş bir millet vardır. Kendisini tarihe gömmek isteyenlere ders veren bir millet vardır. Bugün de bu Çanakkale ruhunun yeniden canlandığını görüyoruz. Ne mutlu, bunu görüyoruz gerçekten. Çanakkale ruhu yeniden canlanmıştır. Sonrakinde iki tarih dedik ya, diğer bir tarihte ne gördük? 21 Mart Nevruz. Nevruz kutlamalarında valilikler birçok ilde yasak koydu. Türkiye'nin 18 ilinde serbest bırakıldı Nevruz kutlamaları. Biri de Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasıydı benim dikkatimi çeken. Bakın orada bir şey oldu. Geçtiğimiz yıllardaki o muazzam, coşkun kalabalık yine kalabalıktı. Sabahın ilk saatlerindeki o fotoğrafları saymazsak akşama doğru olan fotoğraflarda kalabalıktı yine. Ama eski yıllardaki, geçmiş yıllardaki kalabalığın yanına bile yaklaşamayacak bir azlıktaydı. Burada insanlar tepkisini ortaya koyuyor. Bugün sosyal medyaya düşen Diyarbakır'dan vatandaşlarımızın PKK terör örgütüne ve HDP'ye yönelik tepkileri çok ciddi videolarla. İnsanlar artık diyorlar ki bırakın artık şehrimizden gidin, çukurlar hendekler kazmayın. Biz de bunları yaşamak istemiyoruz, çocuklarımızı böyle bir ortamda büyütmek istemiyoruz diye insanlar bunu söylüyorlar. Ama burada önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum ben. Şehitlerimiz hepsine Allah rahmet eylesin. Haklarını ödeyemeyiz. Bu ülke için canlarını veren o insanlar niye öldüler? Niye şehit oluyorlar? Niye şehadet şerbetini içiyorlar? Benim kanımı donduran görüntüler oldu o gün mesela. Diyarbakır Valiliği'nin izin verdiği bir Nevruz kutlamasında bu ülkede meclis çatısı altında grubu bulunan bir partinin sözcüsü çıktı oraya. Arkasında Abdullah Öcalan'ın resmi, sağda ve solda Kalaşnikov tüfekler, utanmadan barıştan bahsetti orada. Barış sözcüğünün içi bu kadar boşaltılır, barış barış diyerek insanlar bu kadar kışkırtılır, savaşa çağrılır. Böyle bir görüntü yok. Ve bir an önce de bunlarla ilgili işlem başlatılmalı diye kendi kendime söylerken bugün öğrendik ki zaten hazırlayanlar, tertip edenler, tertip komiteleri hakkında gerekli yasal işlem başlatılmış. Keşke bunlar hiç yaşanmasa, hiç olmasa, insanlar bir şeylerden ders alsa, oraya terörist başının resmini koyacağına, orada Kalaşnikovlar adı altın görüntüsünde sözde barış çağrıları yapacağına, yaşananlardan artık insanların bir ders çıkartması lazım. Sizin kardeşim bu ülkeye söyleyecek sözünüz yokmuş. Kandil ne derse onu yapıyormuşsunuz. Herkes bunu gördü zaten. Bir an önce de geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrıyı yenileyelim. Bir an önce inşallah bu dokunulmazlık fezlekeleri, bu terör nedeniyle dokunulmazlık fezlekeleri meclise gelen kişilerin, artık onlara vekil bile demek istemiyorum, o kişiler bir an önce dokunulmazlıkları kaldırılsın, kanun önünde yargılansın. Biz milletçe bunu bekliyoruz gerçekten. Evet. Buldukları her fırsatta bunu yapmalarından bıktık, usandık artık. Bu Çanakkale ruhu ve ilaç reçete benzetmesini yaparken şu aklıma geldi. Diyarbakır'daki Nevruz özellikle vurularken hakikaten operasyonlarda da gördük. Demirtaş birkaç kere halkı sokağa davet etti. Gezi'de falan olduğu gibi ama gerekli şeyi alamadı. Yani olumlu tepkiyi, katılımı alamadı. Burada şunu hakikaten altını çizerek tekrar tekrar söylemek istiyorum. Biz o değerlerimize, o ruhumuza her anlamda sahip çıkmalıyız. Bakın şimdi Nevruz dediğimiz bayram ne zaman bu hale geldi? Söylediğiniz gibi bölücü elebaşının resimleri silahların gölgesinde barış adı altında kutlanır hale geldi. İşte belki 15-20 yıldır. Biz Nevruz normalde nedir? Bahar bayramıdır değil mi? Yani evet. Orta Asya'dan gelmiştir ve günümüz çok yakın bir zamana kadar milletçe kutladığımız bir bayramdır. Okullarda siz bilirsiniz yani Nevruz özel ateşler yakılır, üzerinden atlanılır. Kutlanırdı yani, bu olaylar falan yokken de kutlanırdı. Ama ne yaptık? Bu değerlerimize uzaklaştık. Belirli renkler, işte ana renkler belki de kırmızı, sarı, yeşil o renkler. Bunları sahiplenmeye ondan sonra bakıyorsun işte barış adına şey yapılıyor, her türlü insanlar ölüyor, patlamalar oluyor, bilmem ne oluyor. İnsan hakları derneği diyorsun, normalde insan hakları ama insanın en temel hakkına kasteden icraatlara imza atıyor. Ya bu değerleri biz milletçe kendimiz sahiplenmeliyiz
o Çanakkale ruhunda dediğiniz gibi işte mezhep ayrımı, ırk ayrımı hiçbir şey yapmadan o Çanakkale ruhuyla hakikaten sahiplenebilmeliyiz. Bu arada dokunulmazlıklarla ilgili izleyenler ve dinleyenler için belki son dakika gibi olabilir. CHP ve AK Parti şu an bir görüşüyor mecliste bu konuda. Ama ilk şeye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki beklentisi yani AK Parti'nin teklifin gibi değil. İşte anayasa maddesi komple değiştirilsin. 83 ve 101 yanılmıyorsam bunlar değiştirilsin deniliyor. Buradan geçmişteki bakanlar da yargılansın falan gibi hani ipe un sermek gibi. Bir şey sulandırmaya gerek yok gerçekten. Mesela yani. Şey var. Anayasa değiştirilecekti. Niye masadan kalkıp gittiniz yani? Bunlar orada konuşsaydınız evet. falan ama şu anda geçen programımızda da söyledik. Kamuoyunun beklentisi ötesi berisi değil. Yaşama hakkı, bu terör olaylarından bir an önce kurtulmak, bu konuda da milletin, devletin kararlılığını ortaya koymak adına tabii, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması. Terör çok can yakıyor. Ben burada hemen izleyenlerimize de şu bilgiyi verelim. Allah rahmet eylesin. Dün şehit olan 5 canımızdan, 5 kardeşimizden biri Mersin Vali Yardımcımız Mahmut Halal'ın kardeşi. Evet, Assubay. Assubay. Buradan Sayın Vali Yardımcımıza da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah onlara ve ailesine sabır versin diyoruz. Acısını paylaşıyoruz buradan. Türk milletinin başı sağ olsun. Artık başı sağ olsun, Sayın evet. Valimizin kardeşliğinden öte milletin bir şehidi olarak, evet. kahramanı olarak tarihte yerini alacaktır manevi anlamda. Şimdi güncel bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Sağlıkla ilgili. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı kadınlara yönelik meme kanseriyle ilgili erken teşhis biliyorsunuz kanserde hayat kurtarır gibi bir slogan da var. Doğru olan bir şey. Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde güven sitesinin o civarda bu seyyar meme kanseri tarama tırı bir süredir hizmet vermekte. 31 Mart itibariyle de şehri terk edecek, Mersin'i terk edecek. 31 Mart'a kadar tüm bayanlar belli bir yaşa gelmiş özellikle ve sağlığına dikkat etmek isteyen, eden bayanlar mutlaka uğrayıp taramalarını yaptırsın diyoruz. Çünkü kanser ne zaman tehlikelidir? Geç kalındığı zaman tehlikelidir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı böyle bir hizmeti Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Mersinlilerin hizmetine sunmuş. Burada son bir hafta diyelim, bir haftalık süreyi iyi değerlendirmeleri ve en azından ilgili aile hekimlerine başvurarak bu yönlendirmeyi detaylı bilgileri alabilirler diyoruz. Sağlıkta önemli. Bunu da paylaşalım istedim. Eyvallah. Ben programa başlarken yani iyi şeyler de söyleyelim dedik ya araya. Konuştuk program önünde. Biliyorsunuz Mersin İtman Yurdu'nda sıkıntılar var. Bir taraftan puan cetvelinde bulunduğu yeri itibariyle düşecek mi kalacak mı? Ama bir taraftan da işte ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. İki tane krizden bir fırsat çıkar mı diye böyle bir düşünce, sesli düşündük program öncesinde. Bu ekonomik sorunla köklü çözüm bulmak adına kurumsallaşma belki bayağı bir zor gibi geliyor ama en azından buna bir dayanak oluşturacak bir adım ben kendimce önermiştim. Burada tüm izleyenler ve dinleyenlerin önünde şey yapıyorum. Biliyorsunuz bir de bizim otogar sorunumuz var. Konuştuk programlarımızın bitmeyen çoğunda. Bitmeyen bir sorunumuz. Ama özünde ihaleye çıkılmış. İşletmeci yüksek fiyatla almış. Dolayısıyla kurtarmak için yüksek fiyatla kiralamak istiyor. Tamamen ticaretin doğal şeyinde. Orada otobüs firmaları da işte Türkiye'deki örneklerini diğer şehirleri göstererekten fahiş uygulama kendilerine göre veyahut fırsatçılık daha uygun bir fiyata kiralamak adına. Ama olan Mersin'deki yaşayan insanlar bu krizi en iyi, en ağır şekilde yaşıyor. En son Büyükşehir Belediyesi FES için mahkeme kararını bekliyordu. Sözleşmenin feshedilmesi anlamında bildiğimiz kadarıyla son bir haftaya kadar yeni yakın bir gelişme oldu mu bilmiyorum ama
Şöyle bir şey düşündük. Belediyeler ticarethane değil. Değil mi Sayın Çelik? Evet. Sosyal hizmet, halkın rahatı, huzuru onlar için öncelik. En azından seçimlerde bunu çok daha abartılı bir şekilde dile getiriyorlar her partinin temsilcileri. Bu AŞTİ'nin tekrar bir daha ihaleye çıkarılana kadar Mersin İtman Yurdu namına çalıştırılmasını ben öneriyorum. Meştin. Meştin, evet. Hatta Meşot oldu son halinde. Yani, belki ismi yine değişecek herhalde. Bilemiyorum yani, değişebilir yani. Ama Meşot olarak yani işletmeci Mersin İtman Yurdu olsun yani. Söylediğimiz o ismi belki Ulaştırma Bakanlığı'nca bilmem belirli kuralları vardır. Onun detayını bilmiyorum ama Mersin İtman Yurdu'na sürekli kalıcı bir gelir. Çünkü klasik her yönetici veya başkan diyor ki işte iş adamları ne yapıyor? Mersin'den kazananlar şöyle böyle bunlar konuşuyor ama onların cephesinden baktığınız zaman, iş adamları cephesinden baktığınız zaman ver ama nereye kadar? Yani çünkü çok ciddi bir bütçeler var, maliyetler var. Yani trilyonların konuşulduğu bir futbol borsası, ciddi bir endüstri yani futbol artık eskiki gibi amatör ruhla, Vatan Millet Sakarya ile oynanmıyor. Kalıcı böyle gelirler anlamında bence ciddi bir şey olur ve ama otogar sorunu da köklü olarak çözülmüş olur diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yani futbolda hiç arası olmayan biri olarak şunu söyleyebilirim. Hiç futbolda hiç aram yoktur ama evet. Hiç bilmem. Ama şunun farkındayım. Mersin İtman Yurdu Mersin'in bir değeri artık. Evet. Mersin İtman Yurdu dediğimizde artık bu şehrin gençleri, çocukları, futbol severleri, spor severleri şehirlerinin takımıyla gurur duyuyorlar ve yaşadıkları sıkıntılarda kendilerine dert ediniyorlar. Bunu görüyoruz. İşte futbol maçlarından evim 3. çevre yolunda benim de. Futbol maçlarının olduğu günlerdeki trafik yoğunluğunu, stadyum tarafındaki yoğunluğu görüyorum, fark ediyorum. İnsanların nasıl sahip çıktıklarını görüyorum. Bu sorun çözülmesi gerekiyor. Bir kere Mersin İtman Yurdu'nun bu sorunun artık bu şehrin temel dinamiklerinin çözmesi lazım gelen bir sorun olduğu ortada. Diğer yanda da çok güzel bir öneri. Çözülmeyen bir sorun var. Hatta bu ironi yapıyorsunuz belki de. Evet. Çok güzel bir öneri gibi duruyor. Evet. Şehrin sorununu çözemeyen otopark mı, otogar mı, meşti mi, meşot mu adına dahi karar veremediğimiz bir uygulama var şu anda. Daha geçen hafta ben pazar günü eşimi yolcu ettim Afyon'a. Televizyonda konuşuyoruz. Eşim dinliyor televizyonda işte otogara gitmemiş ama hiç. Böyle olduğunu görmemiş. Onu bırakırken götürdüm. Ya inanılmaz dedi. Gerçekten insan görünce daha bir şok oluyor. Abarttığımızı demek ki. Düşünmüş belki tabii, biraz değil mi? İnsan görünce daha anlatıyoruz, konuşuyoruz ama insan görünce daha bir şok oluyor gerçekten. Ya inanamıyorum diyor ya. Bunu gördüm ve yaşadım, inanamıyorum. Gerçekten akıl almaz bir şey. Orada yaşanan herkes, tüm Mersinlerin bir gidip görmesi gereken, ellerimize pankartları alıp protesto etmemiz gereken bir olayla karşı karşıyayız. İnanın bana böyle. Şehre sahip çıkmak bu. Gerçekten bu. Şehrine sahip çık ya. Yani. Markana sahip çık. Eski otogarı niye kaldırdık o zaman biz? Eski otogar iyi kötü işliyordu. Otobüsler nereden kalkıyordu belli değil. Bileti alıyorum yazıhanesinden, Pozcu'dan. Nereden otobüs kalkacak? Diyor ki işte otogarından çıkın, sağa dönün, otobana girmeden bir akaryakıt istasyonu var. O akaryakıt istasyonunda en geç 10 dakika önce orada olun. Kaçırmayın otobüsü diyor. Böyle bir şey... Hangi çağda yaşıyoruz? 10 dakikaya kadar belli olmayacak ne olacak. Hangi çağda yaşıyoruz? Yani bugün yine kamuoyuna düşen bilgi işte futbolcuların antrenmana çıkmak istemedikleri. Dolayısıyla profesyoneller normaldir ama ödemelerin yapılmadığıyla ilgili olarak tabii ki bu böyle bir sorun ortaya çıkıyor veya böyle bir talep ortaya çıkıyor. Yani bunlara köklü bir çözüm anlamında bunu gerçekten sık sık konuşmak lazım. Hiç olmazsa hakikaten insanlar oraya, siz dediniz ya otopark mı, içeriye girdiği zaman ücret verirse de, otopark ücreti falan da verirse bilir ki Mersin İtman Yurdu'na gidiyor, bir şehrine sahip çıkıyor, markasına, değerine sahip çıkıyor gibi manevi bir huzurla verir. Kime gittiğini, nasıl gittiğini bilmeden veyahut acaba ben kandırıldım mı duygularına kapılmadan gönül rahatlığıyla yapabilir ve iki sorun birden çözülebilir diye düşünüyorum. Yetkililer duymuştur umarım bizi. İnşallah duymuştur ya. Evet, bu arada Mersin'i de çok yakından mutlaka ilgilendiriyor herkesi ama Başbakan'ın bir müjdesi vardı. Taşeronlara kadro.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu güzel, sevindirici bir gelişme. Gerçekten bu insanlar orada müthiş bir gelecek kaygısıyla çalışıyorlar. Sürekli bir stres altındalar. Yarınların ne olacağı belirsiz. Bunlara madem ihtiyaç var, devletimiz madem bunları çalıştırıyor, devlet güvencesinde istihdam etmeli ve devletin imkanlarını, olanaklarını kullanarak, geleceklerini insanlar planlayarak devlet memuru gibi kadrolu bir şekilde çalışabilmeliler. Yani Başbakanımızın bu müjdesi gerçekten bir müjde. Son yıllarda alışık olmadığımız tarzda da büyük bir müjde. Umarım altından kalkabilecekleri bir müjdedir. Ben buna dua ediyorum. Çünkü bu insanların kadroya geçirilmesi inanılmaz güzel bir olay. Bunu hesapladıklarını, planladıklarını düşünüyoruz. İnşallah yolda sekteye uğramaz, ufak tefek şeylerle, hatalarla, aman şurada da şunu hesaplamamışız diye bir şey karşımıza çıkmaz. Gerçekten bu bir müjdeye dönüşür. İnsanlar yarın çocuklarına ne götürebileceğim endişesi taşımadan güvenilir, devlet güvencesinde bir işte çalışmanın rahatı ve huzuruyla daha verimli bir halde oralarda bulunurlar diye düşünüyorum ben. Tabii bunun yanında bu yapılırken 4C'li ve 4B'li sözleşmeli kadrolarda çalışan çok sayıda personel de var Türkiye'de, kamu çalışan da var. Buraya kadro verirken onların da şartları aynı ölçüde iyileştirilmeli. Onlar da ihmal edilmemeli. İkisi eş güdüm içerisinde yapılmalı diye de düşünüyorum. Yani adalet işlesin diyorsunuz. Adalet işlesin, evet. Bir de yaklaşık dediğiniz gibi 700 bin kişiyi 730 bin falandı herhalde. Bu kadar insanın hepsine hakikaten verilecek bir anda detayları tam şey değil. Bazı sınav yapılabilecek deniliyor. İşte şartlar. İnsanların adalet duygusu yıpratılmadan, gerçekten senden benden diye ayırmadan, zaten Başbakanımız dedi 1 Kasım 2015'te çalışan herkese dedi. Dolayısıyla da herkese dedikleri için şurada insanların aklına o partiden, bu partiden, şu referansla, bu referansla diye gelmemesi lazım. İnsanlar bu ülkenin kendilerine sahip çıktıklarının bilincinde olmaları lazım. Dolayısıyla da bu ülkeye, devlete olan güveni de arttıracak bir şey olur böyle olursa. Buradan hareketle gençlere yönelik gidelim. Erdemli'de bir temel atma töreni vardı. Gençlere yönelik yurt ve çok konforlu bir yurt yapılacak. Gerçi şu anda Akdeniz oyunları için yapılmış ve şu anda yurt kura tahsis edilmiş olan yurt da ondan geri kalmaz herhalde ama son şeye göre yapılmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada ben şunu söylemek istiyorum. Bir notlarıma bakmam lazım. Mersin'de gerçekten de 30 bin öğrencisi olan bir üniversite var. Bu üniversitede kalan öğrencilerin ne kadarı burada yurtta kalıyor ya da Mersin'in yurt ihtiyacının ne kadarı karşılanıyor? Bu çok önemli bir sıkıntıydı. Bu sıkıntıyı aşmak için 400 kişilik bir yurt, 5 yıldızlı otel kapasitesinde ciddi bir yatırım. Güzel bir şey, Erdemli için çok önemli bir şey. Ama inanın Mersin'deki yurt ihtiyacı çok daha fazla. Tarsus'taki yurt ihtiyacı çok daha fazla. Buralara da bir an önce atılmalı, el atılmalı. Hani paralel devlet yapılanmasıyla mücadele edilirken onların yurtları kapatılıyor. Dershaneler, okulları kapatılıyor. Bu yapıyla ciddi bir şekilde bir mücadele var. Ama üniversite öğrencilerinin de kalacak yer sıkıntısını çözmeden de tam anlamıyla da bunlarla mücadele etmiş olmuyorsunuz. Bir an önce devlet bu yurt yapma işini, öğrencilerin barınma sorununu çözmesi gerekir, daha da hızlandırmalı. Bu bir başlangıç olsun, böyle bir bismillah demiş olsunlar. Aslında bu devamı gelmeli. Akdeniz oyunları vesilesiyle yapılan yurt önemli ölçüde çözüm olmadı mı sizce? Yok, karşılamıyor. Orası bile karşılamıyor. Çok az. Hayır, çok az. Yani olmasa çok daha ciddi sıkıntılar bekliyormuş gençler o zaman. Kesinlikle. Yani burada gençlerin, şöyle söyleyeyim, Tarsus'taki Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapasitesini söyleyeyim ben size. 240 kız, 192 erkek öğrenci kapasitesi var Tarsus'taki yurdumuzun. Kaç öğrenci var peki biliyor musunuz? 10 bin öğrenci var. Ortadaki manzara inanılmaz. Boyutu inanılmaz. Senin 500 tane yurdun var. Yurtta kalabilecek kapasiten var. Ama dışarıda bıraktığın 10 bin öğrencin var. Erdemli bir başlangıç olsun o zaman. Başlangıç olsun. İnşallah bu manada gelir. Güzel bir adım. Öğrencilerin layık olduğu, Türkiye'mizin geleceğine emanet edeceğimiz genç nesillerin yaşam standartları açısından, modern teknolojiyi kullanma açısından her türlü altyapıya sahip bir yurtta kalmaları çok güzel. Sayılarının, yatak kapasitesinin artarak devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Bu yatırımları ve yeni olabilecek
gelebilecek daha farklı yatırımları takip edecek, neticelendirecek en önemli makamlardan birisi şu an boş. Bugün programımızın başında ifade ettik. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu iyi şeyler paylaşmak lazım dediği zamanki ortamda il başkanları toplantısıydı ve Mersin'de AK Parti'nin bir il başkanı yok. Şu ana kadar mevcut başkanın en son Taşpınar'ın istifasıyla boşaldı. İkinci haftada hemen hemen bitmek üzere yarılandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani tabii ki ortada Türkiye'nin en büyük kurumsal yapılarından biri var. Türkiye'yi yöneten iktidar partisinden bahsediyoruz. Birçok şeyi belirleme noktasında söz sahibi olan bir partiden bahsediyoruz. Ve bu partinin Mersin Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Ve iki haftadır bu teşkilat ortada yok dediğiniz gibi. Bu tabii ki çeşitli sorunları beraberinde getiriyordur illaki. Çözüm bekleyen sorunların vatandaşa hizmet noktasında hükümete iletilmesi gereken sorunların, devletin ilgili kurumlarına iletilmesi gereken sorunların takip edildiği yerlerden biri burası. Ve bunun boş olmasının şehirde bir boşluk yarattığı muhakkak, bu makamın boş olmasının şehirde boşluk yarattığı muhakkak. Bunun çözülmesi adına da bence AK Parti Genel Merkezi artık bir an önce kararını vermeli. Mersin'e kendi partisini temsil eden yetkili, ehil, güvenilir birini yollamalı. Bunu bekliyoruz açıkçası. Yani mevcut şu ana kadarki yapıdan farklı bir tablo yani çıkar mı? Yani şöyle, mevcut şu andaki yapı izleyicilerimiz ne kadar takip ediyor bilmiyorum da mevcut yapı derken neyi kastettiğinizi belki açabilirsiniz. Açalım. Yani şimdi kamuoyunda AK Parti ile ilgili genelde belli dar kadrolar yönetiminde oluyor. İl teşkilatı deniliyor yönetimi. Çok açılmıyor, çok fazla kucaklayıcı olmayan belirli 3-5 kişinin yönetiminde gibi değerlendiriliyor kamuoyunda. Ve yine bir şey, 2002'den bu yana Türkiye ortalamasının çok altında seçim sonuçları alıyor genel manada. Belki birinci parti çıktığı dönemler oluyor, ikinci çıktığı oluyor ama oy oranı olarak da bakıldığı zaman bu dediğimiz kamuoyundaki herkese açılma, kucaklama noktasında sıkıntı var ki, çünkü yoksa Mersin'de bir anormallik yok değil mi? Yani %45-50'leri niye yakalayamıyor? Her türlü imkan varken, iktidar, istikrar, güç varken niye yakalayamıyor? Daha geniş kitlelere yayılma AK Parti'nin kaçıncı başkanı olacak şu anda yeni atanan kişi? İşte o da bir soru değil mi? Biliyor musunuz kaçıncı olacağını? Herhalde 7-8. 9. olacak. 9. olacak. Yani 7-8 evet doğru. 13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 13 yıldır kurulu bir parti. 14. yıldayız. 9. başkanı bu şehre atanacak AK Parti'nin. Evet. Bu inanılmaz. 1,5 yıla bir başkan düşmüyor. Türkiye'deki herhalde bildiğim kadarıyla en çok başkan değiştiren il Mersin. Evet. Şunları tabii yaşıyoruz. Neyi yaşıyoruz? Sayın Milletvekilimiz Mustafa Gültak 4-5 sene bir önceki dönem milletvekiliydi. Mersin'de il başkanlığı yaptı. Başarılı bir il başkanlığı dönemi yürüttü. En uzun süreli il başkanlığı yapan o var. Mekin Mertel Salt var. İsmail Bey'den bir önceki başkan. İkisinin dönemlerini çıkartırsak, ikisi toplamda herhalde bir 7-8 yıl yaptı, evet. Başkanlık yaptı. Geriye kalan kaç yıl kalıyor geriye? 5 yılda 7 başkan. 5 yılda 7 başkan olmuş oluyor. Bu inanılmaz bir şey. İsmail Bey de 1,5 yıl yaptı. Evet. Sürekli bir değişim var sanki bu şehirde. İnsanların kafasındaki soru şu, ben hadi sormuş olayım o soruyu. Ya biz şunu bilmiyoruz, bir önceki başkan niye alındı görevden? Mesela İsmail Taşpınar görevden niye alındı? İstifa etti aslında ama... İstifa abi, etti, evet. Neden istifa zorlandı etti? Zorlandı mı, bilmiyorum. Onu bilmiyorum. İsmail Bey niye istifa etti? Yani bu kendi parti disiplini içerisinde belki konuşulacak bir şeydir ama bizim buradan dışarıdan konuşmamız normal. Dışarıdan bir şey burada söylememiz... Bunu bir vatandaş olarak, seçmen olarak merak ettiğimiz için konuşuyoruz zaten. Sayın Çelik, makam önemli bir makam. Önemli yani bir bizim makam. Bizim partiyi tutmamız, tutmamamız, oy verip vermemiz önemli tabii değil. Tabii aynen biz öyle. Biz programcıyız. Şu aynen anda sizin öyle. Kimliğinizde, bizim kimliğimizde bir taraf. Biz program yapıyoruz ve Mersin'i ilgilendiren bir konu. Yani bir şekilde daha önceki programlarımızda konuştuk. Ne dedik? Millet 60 günde köprü yapıyor, bilmem üst geçit yapıyor, şey yapıyor. Biz bir yılda yapamadık. Bir şeyi yapamadık dedik. Belediyecilik farklı olsaydı acaba daha mı iyi olurdu dedik. Mersin kamuoyunda böyle bir algı oldu. Yani herkes ilgilendiren bir konuyu
Daha iyi nasıl konuşmamız olur lazım. Zorundayız. Yani konuşmamız bizim lazım partiyi tabii. Eleştirme veya övme gibi bir şey değil yani. Bu konuyu konuşmamız lazım. Sizin sorduğunuz soru da güzel. Niye bıraktı? Yeni gelen niye bırakmamalı? Şimdi düşünün ki siz çarpıcı bir şey söylediniz. Ben de olayı tersinden bakalım. Biliyorsunuz 13 yıldır iktidar Türkiye'de, 14 yıldır iktidar. Çoğu bakanlarını, 3. bakan yok. Ulaştırma Bakanlığı'na gidin. 2. bakan. Evet. İçişleri Bakanlığı'na bilmem işte. Yani temel bakanların hepsine bakın. 2. 3.'sü yok yani. Bir Milli Eğitim'de çok bakan değişmesi var. Ki o da ne oluyor? İşte bizim o tezimizi güçlendiriyor. Başarı, o istikrar şeyi yakalanamamış oluyor o anlamda. Diğerleri kadar yani aynı uyumlu şey olmuyor. Burada hakikaten o anlamda söyledim. Acaba beklenen dışında bir şey olacak mı? Yani farklı burada bir şey şu olacak mı? Olmalı. Yani yoksa bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra 10. 11. il başkanlığı mı konuşacağız? Burada soru şu, o soruyu yineleyelim. Giden başkanlar niye gidiyor, niye bırakıyor, niye bıraktırılıyor, bunun ikisini de sorabiliriz. Gelen neye göre geliyor, geleni nasıl seçiyorsunuz, yani bu şehrin temel dinamikleriyle nasıl bir iletişiminiz var bu noktada, bunlar çok önemli. Eğer bu şehrin dinamikleriyle temel bir iletişiminiz olursa, baktığınızda, gördüğünüzde, ortada konuştuğunuzda, araştırdığınızda, yeni gelecek peki hangi başarısızlığa imza atmış da gitmiş olur? Mesela İsmail Bey özelinde konuşursak, İsmail Bey döneminde herhalde 3 seçim oldu. Evet. Üçünden de İsmail Bey iyi bir sonuçla çıktı. Evet. Doğru mu? Sayısal olarak evet. Sayısal olarak doğru. Peki ben şimdi dönüp düşünüyorum. Ben AK Parti İl Başkanı adayı olan biri olsam, diyelim ki Aytur Gezer ya da AK Parti İl Başkanı adayı. Siz niye aday olasınız ki? Sizden önceki adam 3 seçimde de başarılı olmuş. 3 seçimden de partisini galibiyetle çıkartmış şehirden. Ve görevi bırakıyorsunuz. Niye bıraktığını bilmiyorsunuz. Yani bu tip sorulara net cevaplar olmalı. Demokrasi ise, katılımcılıksa, yönetişimse bunların net cevapları verilmeli. Bazı şeyler kafalarda soru işareti olarak kalmamalı. AK Parti 2002'de ilk ortaya çıktığında bu konularda zirve yapmış bir partiydi. Yerinden yönetimi, katılımcı demokrasiyi, yönetişimi, bunu tabana yayan bir partiydi. Şimdi baktığımızda ise Mersin özelinde konuşursak bir şeylere sanki eski devlet alışkanlığına dönülüyormuş gibi. Hikmeti hükümet derler ya tırnak içerisinde, siz bilmezsiniz biz biliriz tarzı. Böyle şeyler olmamalı gerçekten. Bu şehirde eğer birileri, bunun dediğiniz gibi ben şuna katılıyorum, hangi parti olacaksa olsun, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne faydası olacak hangi parti olursa olsun, şu şekilde yönettiğinde kesinlikle hem o şehre kar getirir, o şehrin kazancı olur, o ülkenin kazancı olur. Nedir o? Ya vatandaşla sürekli iletişim halinde, kararlarını şeffaf bir biçimde alan, bunu kamuoyuyla paylaşan, deklare eden, aynı nasıl 1 Kasım'dan önce Başbakanımız seçim vaatlerini tek tek yerine getiriyorlar ya şu anda, açıkladı ve yerine getirmeye başladı. Aynı bu şeffaflıkta ve bu netlikte giderse zaten tüm partiler için teşkilatlar oturur, bir teşkilat disiplininden bahsedilir. Aksi takdirde bir önceki niye gitti, bir sonraki nasıl geliyor, bunlar belli olmadığı müddetçe biz demokrasi adına da, katılımcılık adına da havanda su dövüyormuş gibi oluruz gibi hissediyorum. Şimdi eski dönem siyasetine dönülüyor gibi, anlayışa dönülüyor gibi bir şey söylediniz. Orada benim de kafamdaki soru işaretinin biri o aslında. 99 yılında burada seçimler yapıldığı zaman Büyükşehir Belediyesi, o zaman tabii 4 ilçe vardı, hatta 3 ilçe olarak oy kullanıyordu yanılmıyorsam da, işte devlet, derin devlet sonuçlara müdahale etti, denge için DSP'ye verdi falan gibi, sandıkta önce X partisi alırken Macit Özcan'ın başkan olduğu dönemi o şekilde izah etmişlerdi. Bir soru işaretidir, yani doğru veya yanlış ama böyle bir algı vardır. Şimdi bu süreçte de acaba diyorum Mersin'de böyle bir şey mi var, müdahale mi var? Yani bilinmeyen bir müdahale mi var? Böyle belli bir dengede Mersin dursun. Belki de Atatürk'ün vasiyetine uygun bir şekilde sahip çıkılmaya muhtaç. Ne uzasın ne kısalsın, böyle bir ortamda kalsın mı? Çünkü siz mesela dediniz 3 seçime girdi. 3 seçimde sayısal olarak başarılı bir il başkanı. İşte yeni gelen niye gelsin dediniz. İşte aslında orada programın içerisinde konuşurken cevabını verdik bir anlamda.
nedir? İşte siz veya ben il başkanı olacak olsam öyle bir durumda ne derim? Bana ne tür %32 aldıysam %35, %40, %45, 3 vekilse 4, 4 vekilse 5, 6, 7, 8, 10. Yani siyasette hedef bitmez. Daha çarpıcı olsun diye söylüyorum. Şimdi Avrupa ile Türkiye hep mukayese edilir. İşte Türkiye şimdi bırakın orada yerleşim hakkı da bilmem neyi, sırf vize hakkı Haziran ayında verilsin, Temmuz ayından itibaren turistik vizeler kolaylaşsın, vizesiz gidip gelinebilsin şartı için bile 70 küsür tane maddeyi bunları değiştirin, kanunu çıkarın ki biz size onu verelim dedikleri Avrupa'da. İşte gelişmişliği veya şey seviyesini daha çarpıcı anlatılacak bir şey yok. Yani bir turist vizesi için sana 71 tane şey dayatıyorsa adam, kural. Şimdi orada siyaset bitmiş mi? Hedef bitmiş mi? Yani fert başına milli gelir diyorsak işte bizim 10 bin, 11 bin, 12 bin dolar konuştuğumuz yerde belki 25 bin, 30 bin, 40 bin dolar yani. Kentleşme, şehirleşme, modernize anlamda derseniz her şeye sahipler. Ama dünya kadar parti var. Ve birçok parti, Türkiye'deki gibi de değil, birçok parti dönüşümlü olarak iktidar şansı da görüyoruz. Yani siyaset devam ediyor. Siyasette hedef bitmez normalinde. Ama bu hedefi yükselttirme noktasında acaba niye bir şey olmuyor? Böyle bir müdahale var mı? Sorulması gereken soruların biri de bu yani. Çünkü sadece AK Parti içinde değil, diğerleri içinde. Yani böyle bir %30'lu 3'ü eşit gibi aşağı yukarı böyle bir dengede dursun, Mersin kıpırdamasın. Aynen öyle. Şeye geldiğimiz zaman da dünyaya açılan bir limanımız var. Yani tüm Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya her tarafı bağlayan çok önemli de bir yerdeyiz yani. Bu gücün belirli insanların eline geçmesini istemiyorlar mı acaba? Biraz fazla şüpheci olduk herhalde. Komplo teorisi gibi oldu. Komplo biraz teorisi gibi. Ama böyle de bir gerçek var. Ama sorularımız olmalı. Yani. Sorularımıza cevap aramalıyız. Bu çok önemli. Bizim burada tabii ki Mersin AK Parti'deki bu belirsizlik dediğiniz gibi Anamur'dan Çamlıhele'ye tüm vatandaşları da etkileyen bir süreç. İktidar partisi olduğu için. Bu muhalefet partisi olsaydı da bu böyleydi aslında. Yani şehrin en büyük yapılarından biri dediğim gibi, kurumsal yapılarından biri. Bunundaki bu belirsizlik herkesin gündeminde, herkesin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Bu belirsizliği çözecek olan da AK Parti Genel Merkezi'dir tabii ki. AK Parti Genel Merkezi'nde kamuoyunun tüm sorularını cevaplayacak şekilde ortaya yeni bir çözümle çıkıp bir an önce bunu deklar etmesini açıkçası ben bekliyorum kendi adıma. Bu sürecin uzamasının kimseye hayrı yok. Yani kesinlikle genel merkez demişken bana göre şöyle de bir yanlış vardı bu süreçte. Sayın Taşpınar'ın hakkını da teslim etmek lazım. Yani iyi niyeti veyahut işte seçim olarak baktığınız zaman başarısı falan ortada ama bölge koordinatörü dediğin genel merkezin kendi yapılanması içerisinde ihtisas ettiği oraya koordinatör bölge Mersin'den sorumlu milletvekili bir anlamda koordinatör milletvekili. Seçimlerden sonra geldi, 1,5-2 ay önce yaklaşık olarak. Ne dedi? Biz sonraki seçime dedi, kadar... 2019'a kadar biz dedi, İsmail Taşpınar'la devam edeceğiz dedi. Dedi. Bunu kamuoyuna açık söyledi, basının önünde söyledi. Basına söyledi yani medyaya söyledi bunu. O zaman bunun bir tutarlılığı olması lazım. Şimdi bu defa buradaki yapı genel merkezini o sözü olarak görüyor. Ama 3 gün sonra o söz tutulmadığı zaman o inanç şeyi belki de bu 13 yılda 9 başkan daha da hızlandırabilecek tehlikeli bir girişimdi. Yine benim o komplo teorisi gibi dediğim şeyimi destekleyecek bir iki gelişmeyi de paylaşalım. Süremiz de bayağı sonuna geldi, aşıyoruz. Mesela 2014 seçimlerinden öncesine kadar Mersin'de 99'dan 2014'e kadar 15 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir'i yönetti. Öyle veya böyle yönetti. Ama mevcut yapının üzerine koyup bir tane millet belediye arkasına alamadı. Kazanamadı. Yani icraatlarıyla diğer 13 tane ilçeden işte Yenişehir ve Mezitli'yi bir tarafa bırakıyoruz. Önceden de var. Büyükşehir yokken de kazanıyor oraları şey olarak. Biz şöyle şöyle hareket yaptık. Güzel işler yaptık. Bak bu Büyükşehir böyle çalışıyor. CHP böyle çalışıyor. İşte atıyorum Erdemli de CHP'li olsun, Tarsus da CHP'li olsun, Anamur da CHP'li olsun, işte Bozcaada da CHP'li olsun. Bir algıyı yaratamadı, o sinerjiyi yaratamadı. Tersinden hemen hemen
94'ten bu yana Milliyetçi Hareket Partisi ilçelerin %60'ını, 70'ini hep yönettiği halde büyük şehri alamadı. Normalde evet. Alması beklenir değil mi? Yani şimdi Mersin dışına gittiğimiz zaman İzmir'e gidin. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi atıyorum Cumhuriyet Halk Partili. İlçe belediyelere bakıyorsunuz. Aynı şekilde %60-70 Cumhuriyet Halk Partili. Veya Konya'ya git, Kayseri'ye git, Ankara'ya git. Büyükşehir Belediyesi'ne AK Partili. İlçelere gidin. Büyük bir çoğunluğu AK Partili. Yani bir uyum var. Ahenk var orada. İşte burada Mersin'de bu anlamda da tersi var. Onun için diyoruz acaba birileri müdahale mi diyor? Mersin zor bir şehir ya. Gerçekten siyasi manada da yıllardır buradayım ben, sivil toplumun içindeyim. Mersin'i bir türlü okuyamıyorum ya. Okuyorum, yukarıdan okuduğumda aşağı doğru bir sonuç farklı çıkıyor. Aşağıdan yukarı doğru baktığında sonuç farklı çıkıyor. İnanılmaz anlaşılması güç bir şehir. Ama Mersin'in güzellikleri de yok mu? Var. Bunu bir az önce yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Siz işte 3 partiyi de topluyorsunuz. %30-30-30 gibi oy alıyorlar. Şimdi milletvekillerine bakıyorsunuz sayıya, birbirlerine yakın sayıda. Türkiye'de de böyle bir il de yok. O da ilginç yani. Bütün partilerin milletvekilleri sayısının birbirine yakın olduğu, 4 partinin 4'ünden bir milletvekili çıkarttığı çok nadir illerden biri de burası. Ama işte bu neticenin bize yaşattığı en önemli şey, bizim şu anda bu konularda konuşmamızın da sebebi, Mersin muzdarip. Yani siz az önce yurdu konuştuk. Yeni bir temel atma var. Hayırlı olsun dedik. Ama başlangıcı olsun. Çünkü mevcut yurt Akdeniz oyunlarıyla yaklaşık 4-5 bin kapasite şey sağlandı herhalde. Yurt ve kız ve erkek yurtları. Ama hala ihtiyacın çok gerisinde. Çok gerisinde. Çok. Şimdi yollarımıza bakıyoruz. Çok gerisinde. Altyapıya bakıyorsun. Çok gerisinde. Yani çok ilerisinde dediğimiz yani tabiatı dışında, yani doğal zenginlikleri dışında şundan siyasi iradeyle, siyasi erkle biz işte şu illerden çok iyiyiz dediğimiz bir örneğimiz de hemen hemen yok. Geçenlerde işte istatistik araştırmayı konuştuk. 3 büyük şehirden Van, Diyarbakır, evet, Mardin ve ondan sonra Mersin geliyor. 30 tane büyük şehrin içerisinde sondan dördüncüyüz. Aynen. Yani böyle bir şey var. Ha burada muzdarip olan biziz. Ha buna çıkış aramak lazım. Yani bu hangisiyse illa yanlış şey değil ama zor şehre son şeyi söyleyelim. O zorlukla baş edebilecek kabiliyette. Şey yapacak kapasitede bu kadar daha geniş bakabilen bir başkan olur inşallah Mersin için diyorum ve size bırakıyoruz. Biz iyi akşamlar diliyoruz izleyenlere ve dinleyenlere buradan. Kendi evet. Adıma kapatmak sizden Sayın Cemal. Eyvallah. Bu akşam da yine insanların içindeki, şehrin içindeki, ülkedeki görünmeyen buzdağlarını konuşmaya çalıştık. Haftaya çarşamba günü tekrar saat 17'de İçel TV'de görüşünceye dek herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.